Hafta kendi sahamızda ben geldim geleli biliyorsunuz hiç oynamadık da kendi sahamız ve seyircimiz önünde bir maça çıkacağız. 204 gün olmuş Erzurumspor kendi sahasında oynamayalı. İnşallah Manisa Spor maçıyla kendi stadyumumuzda taraftarımız önünde bir galibiyet almak istiyoruz. Çok önemli bir maç. Zaten lige çok zorlu bir periyodla başladık. Bandırma Spor, Bodrum Spor ve Manisa Spor maçları. Üçü de bu ligde şampiyonluğa kurulmuş kadrolar. Çok önemli bir maç. Bizim için maçın diğer bir önemi de tabii biraz önce belirttim. Kendi sahamızda ve seyircimiz önünde 204 gün sonra oynayacak olmamız. Oyuncularımız kamp sürecinde göstermiş olduğu gerçekten iyi çalışmıştık. Biraz sıkıntılarımız vardı. Kampa geç başlamıştık. Çünkü tam toparlanamamıştık biliyorsunuz. Ama kamp süresince iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Bunu da performans olarak Bandırma ve Bolu maçlarında, Bodrum Spor maçlarında ortaya koydular. Kazanabileceğimiz iki maç oynadık. Tabii bunun yanında kaybedebileceğimiz pozisyonlar da vardı ama oyunun belli bölümlerinde düşüş yaşamıştık. Ama maçın son 30 dakikalık bölümlerinde iki maçta da çok iyi performans ortaya koyduk. İki maçta da kazanabileceğimiz skorları alabilirdik. Ama Bandırma ve Bodrum'dan alınan iki puan kötü bir başlangıç değil. Şimdi Manisa Spor maçı tekrar ediyorum. Kendi taraftarımız önünde kazanmamız gereken, kazanmayı çok istediğimiz bir maç. Böyle art niyet değil de kural uygulamada sıkıntı var Türkiye'de birçok şeyde olduğu gibi. Bu konuda da kuralı uygulama sıkıntısı yaşandığını düşünüyorum. Gerçekten sporcu sağlığı açısından yüksek performans gerektiren bir sporda sporcuların yaklaşık 40-45 derecede saat 5'te futbol gibi yüksek mücadele ve performans gerektiren, tekrar ediyorum, bir sporu yaptırmamaları gerekiyordu. Çünkü gerçekten çok sıkıntılı bir 90 dakika yaşadık. Hem bizim adımıza hem Bodrum Sporlu alışık olsalar da yani o sporcuların da başına bir şey gelebilirdi kendi takımları adına da. Bence kurallar var ama uygulama art niyet değil de uygulama konusunda bir sıkıntı yaşandığını düşünüyorum. Tabii Cumhuriyet forması çok özel bir forma. Erzurum Spor'a ve Erzurum'a yakışan bir forma. Onu kulübümüz ve yönetimimiz tabii ki çok güzel bir kararla böyle bir forma ürettiler bu sene. Söylediğim gibi Erzurum Spor'a ve Erzurum şehrine çok yakışan bir forma. Ama bunun seçimlerini maçtan önce hani rakibin forma durumuna göre de federasyonumuz da karar verebiliyor. Diğer formalarımız da çok güzel ama Cumhuriyet forması gerçekten Erzurum tarihine ve Erzurum Spor'a, Erzurum şehrine yakışan bir forma. Yani şöyle ki tabii ki biz sezon başından beri, hatta geçen sezon bittikten sonraki süreçten beri transfer tahtasının açılması için yoğun çaba harcıyoruz. Yönetimimiz, başkanımız, belediye başkanımız bu konuda yoğun çabaları var. Bizim görüşmelerimiz tabii ki diğer aramıza katmak istediğimiz sporcularla devam ediyor. Ve belli bir listemiz var. Ama ben siz sordukça cevap veriyorum ya da maçlardan sonra soruldukça cevap veriyorum. Çünkü Erzurum Spor bir marka. Ben sürekli transfer yasağımız var, sıkıntılı durumdayız deyip bu marka değerine zarar vermek istemiyorum. Ama tabii ki transfer tahtasının açılmasını istiyorum. İnşallah sonuçlanır. Tabii ki sonuçlanmazsa da elimizdeki sporcu arkadaşlarımızla yapabildiğimizin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Şöyle söz demeyelim de bütün konuşmalarımızda transfer tahtasının açılacağına dair konuşmalarımız oldu ki bu konuda sonuna kadar gayret ettiklerine ben inanıyorum. Hem belediye başkanımızın hem Ahmet Dal başkanımızın bu konuda iyi niyetleri olduğuna ve sonuna kadar bu konuda ısrarcı olduklarına, gayret ettiklerine
Ben inanıyorum. Hani söz demeyelim ama tabii ki transfer tahtasının açılacağını bize söylemişlerdi. Dediğim gibi gayretleri var. İnşallah sonuçlanmasını bekliyoruz. Yani şöyle, tabii ki lig çok uzun bir maraton. Şampiyonluğa oynayan takımlar dahi yani lig bittikten sonra, geçen seneki lig bittikten sonraki 10 tane transfer yapmış takımlar bile transfer istiyorlar ki bizim aramızdan, geçen seneki kadromuzdan ayrılan 6 tane oyuncumuz var şu an kadromuzda bulunmayan, faydalanamadığımız. Tabii ki transfere bizim de çok ihtiyacımız var. Ama ilerleyen lig maratonunda oyuncularımızın yaşayacağı sıkıntılarda, hani sakatlık olur, kart cezaları, o anlamda sıkıntıya düşebiliriz. Ama söylediğin gibi içerideki oyuncu arkadaşlarımız da bu ligin seviyesini kaldırabilecek. En azından bu ligde hayatını devam ettirebilecek. Sezon sonu küme düşmeyecek kapasitede oyuncularımız. Tabii bunun yanında geçen sene de ben son maçtan sonra da söylemiştim. Karakter olarak da, duruş olarak da çok çok özel oyuncular. Ben Erzurumspor'a yakışanın yapacaklarına inanıyorum yine bu sporcu arkadaşlarımız. Şimdi tabii genç oyuncuların Erzurumspor'da bir kere genç oyuncu açısından büyük bir potansiyel var. Altyapı anlamında daha önceki yapılan çalışmalarda, geçen sene de biz bazı oyuncularımızı A takımda kullanmıştık ki yani kadromuz daha genişken kullandığımız altyapıdan gelen Yakup, Fırat gibi oyuncularımız vardı. Zaman zaman kullandığımız Furkan gibi oyuncularımız vardı. Bu sene de altyapıdan ve dışarıda kiralık oynamış gelen arkadaşlarımız var. Ama genç oyuncularda zaman zaman hani ilk süreçte inişler çıkışlar olabiliyor performanslarında. Ama söylediğim gibi potansiyelleri var. Erzurumspor'a ve ileride Türk futboluna da faydalı olabilecek arkadaşlarımız aramızda var. İlerleyen süreçte de zaten bunların sayısı giderek artacaktır. Ben hepsine çok güveniyorum. Estrella büyük ihtimal bu hafta içi aramızda olacak ama hazır olması milli maç arasından sonrayı bulabilir. Bize gelen son bilgi Estrella'nın bu hafta içi inşallah aramıza katılacağı yönünde. İnşallah ile ilgili bir gelişme yok. Yani şu an onunla ilgili bir tasarrufumuz yok kulüp olarak. Vallahi şöyle söyleyeyim, bu konuda hiçbir düşüncem olmadı. Çünkü ben içeride oynamak istiyorum artık. Yani yorulduk artık hani sürekli dışarı gidip gelmekten. Artık hani biraz önce de konuşuyoruz, transfer yasağı açılmalı, açılması gerekiyor. Bunu biz dile getirmiyoruz ama bu gerekiyor tabii. Bunun yanında transfer yasağı kadar önemli, kendi stadyumumuzda oynama isteğimiz var bizim. Biz artık hani dışarı gidip Ankara, İstanbul, Rize, Giresun, hani yorulduk artık, psikolojik olarak da yorulduk. Başkanımızın, belediye başkanımızın bu konuda çok çok büyük çabaları var. Hem içeride oynatma çabası var, hem transfer yasağı açma çabası var. Ama şehrin diğer dinamiklerinin de bu iki konuda devreye girmesi gerekiyor. Diğer takımları görüyorsunuz çünkü bulunduğumuz ligde gelirlerimiz çok kısıtlı. Ama giderler gerçekten çok fazla, oteli, seyahati, masrafı, içerideki oyuncuya verecek para, transfer parası. Gerçekten hani bir başkanla ya da şehrin bir dinamiğiyle olacak bir iş değil. Bütün dinamiklerinin devreye girmesi lazım. Diğer kulüplerde olduğu gibi, diğer şehirlerde olduğu gibi. Burada da diğer dinamiklerin devreye girmesi lazım. Dediğim gibi hani bir kişinin iki kişinin sırtına yüklemeyle olmaz. İlla buraya başkan olmaya da gerek yok. Hani bu bir gönül meselesi. Dışarıdan da yönetici olmadan, başkan olmadan da destek olabilirler. Diğer illerde, diğer şehirlerde, diğer kulüplerde bu tip şeyler çok oluyor. İnşallah biz de, bize de bu imkan sağlanır. Ama sorunuza geleyim tekrar. Biz artık içeride oynamak istiyoruz. Yani düşüncem yok başka. Kendi sahamızda henüz oynayamadık biraz önce söylediğim gibi. Ama gerek sosyal medyadan gerek dışarıda, hani iç saha gibi oynadığımız, dışarıda oynadığımız, başka şehirlerde oynadığımız maçlarda da bana, ekibime ve takımımıza çok büyük destek oluyorlar. Yine bize güvenmelerine, takımdaki oyunculara güvenmelerine ve yanımızda olmalarını istiyoruz. Tabii ki zaman zaman inişler çıkışlar biraz önce de söyledim olacak. O süreçte de yanımızda olmaları çok önemli. Onları çok seviyoruz. Bize vermiş oldukları enerji çok önemli. Bugüne kadar vermiş oldukları enerji ve destek için de teşekkür ediyoruz. Kaçma geriye, kaçma geriye, kaçma! Gerileme, gerileme, gerileme!